13. gece 1. kösenin masalı devam ediyordu. Amcam oğlunu öfkeyle lanetler savurduktan sonra pabucunu çıkarıp ona doğru fırlattı. Önce amcamın bu sinirli hallerine mana veremedim. Kendisini avutmaya çalıştım. Amcam büsbütün köpürerek, "Oğlum," dedi, "bu çocuk dünyanın en büyük alçaklığını yapmış ve cezasını bulmuştur. Senin anlayacağın şu cansız halde yatan amcazaden küçük yaştan beri kız kardeşiyle sevişiyordu. Her ne kadar buna engel olmak istedimse de muvaffak olamadım. Büyüyüp ergenlik çağına gelince birbirleriyle adeta karı koca gibi yaşamaya başladılar. İkisini de adam akıllı azarlayıp birbirlerinden ayırdım. Fakat çok geçmeden şu yer altındaki mahzeni yaptırıp kız kardeşiyle tekrar burada buluşmaya başlamış. O gün benim ava çıkmamı fırsat sayıp seninle buraya gelmişler ve burada geberip gitmişler." Bu acıklı hal karşısında ağlamaya başladım. Amcam daha fazla üzmemek için beni oradan uzaklaştırdı. Yukarıya çıkınca beni kendi evladından fazla sevdiğini ve yanından hiç ayırmayacağını söyledi. İkimiz şehre döndük. Odalarımıza çekilip dinlenmeye vakit bulamadan dışarıda bir gürültüdür koptu. Sokağa fırlayıp gürültünün sebebini öğrenmek istedim. Halkın telaşla koşuştuğunu görünce bir ön seziyle içim burkuldu. Yanına gidip amcama sordum. "Amcam, babanı öldüren vezir büyük bir orduyla şehrimize saldırdı. Hazırlıklı olmadığımız için savaşı kaybedeceğimiz muhakkaktır. Hatta halkın ve askerin bir kısmı daha şimdiden teslim olmuş," dedi. Bunu işitince artık bu şehirde durmanın benim için bir felaket olacağını anladım. Çünkü vezirin eline geçersem beni muhakkak dar ağacına gönderecekti. Kılığımı değiştirip saçımı sakalımı tıraş ederek sessizce o şehirden savuştum. Başımdan geçenleri Halife Harun Reşid'e anlatmak için buraya geldim. Nereye gideceğimi düşünürken de şu iki arkadaşa rast geldim. Bildiğiniz gibi kapınızı çalıp Tanrı misafiri olarak size geldik. İşte benim başımdan geçenler bundan ibarettir. Genç kız bu garip hikayeyi dinledikten sonra ona artık serbest olarak gidebileceğini söyledi. Birinci köse arkadaşlarının başından geçenleri de dinlemek istediğini söyleyince kalmasına razı oldu. Şimdi sıra ikinci köseye gelmişti. Anlatmaya başladı. "Ben de bir hükümdarın iyi okutulmuş bir oğluyum. Bir gün benim bilgimin genişliğini duyan Hint padişahı babama haber yollayarak beni istetmişti. Babam bu teklifi memnuniyetle kabul etti. Birçok değerli hediyeyle beraber 6 gemi hazırlandı. Adamlarımla beraber yola çıktım. Bir ay kadar deniz yolculuğu yaptık. Sonra karaya çıkıp hediyeleri yanımızda getirdiğimiz 10 deveye yükledik. Bir zamanda karada yol aldık. Bir gün birdenbire önümüzde bir toz bulutu yükseldi. Olduğumuz yerde durup bunun altından ne çıkacağını beklemeye başladık. Çok geçmeden karşımıza tepeden tırnağa kadar silahlı 60 kadar eşkıya çıktı. Elimizdeki malları kendilerine bırakmamızı yoksa canımıza kıyacaklarını söylediler. Bu malların Hint padişahına ait olduğunu anlatmak istedikse de dinlemediler. Burası o hükümdarın toprağı değildir. Burada bizim hükmümüz geçer," diyerek develere saldırdılar. Engel olmak isteyen adamlarımızın bir kısmını öldürdüler. Bu hali görünce ben ve sağ kalan diğer adamlarım kaçmaktan başka çare bulamadık. Uçsuz bucaksız yerlerde yürümeye başladık. Birkaç gün yanımdakilerin kimi açlıktan kimi yorgunluktan son nefesini verdi. Bense bin bir zorlukla bir dağın eteğine gelebildim. Geceyi orada geçirerek yorgunluğumu giderdim. Ertesi gün dağın kenarındaki keçi yolunu tutup Bayındır bir şehre vardım. Mevsim bahardı. Her tarafı yemyeşil olan bu şehrin havası ve görünüşü hoşuma gitti. Fakat yol yorgunluğu ve parasızlık neşemi kaçırmış, beni derin düşüncelere salmıştı. Kendime bir iş bulmak ve yatacak yer sağlamak düşüncesiyle önüme çıkan bir terzi dükkanına girdim. Kim olduğumu ve başımdan geçen felaketi anlattım. İyi kalpli bir adammış. Benim için çok üzüldü. "Sakın burada kendini tanıtma," dedi. "Çünkü hükümdarımız babanın en büyük düşmanlarındandır." Sonra bana yemek çıkardı, yatacak yer gösterdi. 3 gün beni misafir etti. İşsizlikten sıkıldığımı görünce elimden ne iş geldiğini sordu. Ona okumuş bir adam olduğumu, en büyük bilginlerle boy ölçüşecek halde olduğumu anlattım. Yazık ki o şehirde böyle şeyler geçmiyormuş. Halk cahil ve para canlısıymış. Bana bir balta, bir heybe alıp ormandan odun kesmemi ve şehre getirip satmamı, böylelikle hayatımı kazanabileceğimi söyledi. Sonra kendi parasıyla bana bir balta, bir de heybe aldı. Beni bildiği odunculara tanıtarak bu işe alıştırmalarını söyledi. Ertesi gün erkenden kalkıp oduncularla işe gittim. Akşama kadar kestiğim odunları yüklenip şehre getirdim. Bir dinara sattım. Paranın yarısıyla karnımı doyurdum, yarısını da sakladım. Yavaş yavaş bu işe alıştım. Bir gün sık ağaçlı bir ormanda odun kesiyordum. Yerde biriken çalı çırpıyı toplarken elim bir demir halkaya takıldı. Üstünü temizleyip halkayı çektim. Bir mahzen kapağı açıldı.
Bulduğum merdivenden indim. Karşıma büyük bir avlu çıktı. Biraz ilerisinde de güzel bir köşk vardı. Oraya gittim. Kapısını açınca ayın 14'ü gibi bir kızla karşılaştım. Onun güzelliğine hayran hayran bakarken bana "İn misin, cin misin?" diye sordu. "Senin gibi bir insanım," dedim. Bana ısındı. 25 yıldan beri insan yüzü görmediğini, benim buraya nasıl düştüğüme şaştığını söyledi. Ona başımdan geçenleri anlattım. Bunun üzerine o da bana kendi başından geçenleri anlattı. Ben Hint adalarından Abanos mihracesinin kızıyım. Daha küçük yaştayken beni Cerceris adında bir dev adam kaçırıp buraya getirdi. Yiyecek ve giyecekten ne lazımsa yanıma koydu. 10 günde bir buraya geliyor, bir gece kalıp gidiyor. Bir ihtiyacım olduğu zaman binanın üzerindeki kubbeden elimi sallıyorum. Nasıl oluyor bilmem, hemen yanıma geliyor. Şimdi gelmesine 6 gün kaldı. O zamana kadar herhalde yanımda kalırsın dedi. Teklifini kabul ettim, memnun oldu. Hemen beni alıp hamama götürdü. Güzelce yıkadıktan sonra önceden hazırladığı yemek sofrasına oturttu. Beraber yiyip içtik. Çok tatlı, konuşkan, şen bir kızdı. Yemekten sonra "sen çok yorgunsun" diyerek bana temiz ve rahat bir döşek hazırladı. Uyudum. Gözlerimi açtığım zaman ayaklarımı ovuşturduğunu ve bana bir evlat gibi baktığını gördüm. Kendisine teşekkür ederek benim için rahatsız olmamasını söyledim. Genç kadın, "seni bana Tanrı gönderdi," dedi. 25 yıldan beri kendi cinsimden olan insanlara hasretim. Burada yalnızlıktan canım sıkılıyor. Akşama kadar onunla dertleşerek hoşça vakit geçirdim. Bu genç kadına gittikçe içim kaynamaya başladı. Onun da beni sevdiğini fark ettim. Daha fazla dayanamayarak gönlümü açtım. O da sevgime karşılık verdi. O gece uyumadım. Sabaha kadar buradan nasıl çıkacağımı düşünmeye başladım. Ertesi sabah onu yeryüzüne kaçıracağımı söyleyince "bu kadarına razı ol. Daha ilerisine gidemeyiz," cevabını verdi. Onu fazla sevdiğim için korktuğu kocasını çağırtıp ortadan kaldırmaya karar verdim. Bunu kendisine açtığım zaman "sakın böyle bir işe girişme. O dev adamla başa çıkamazsın," dedi. Bu sözlerini aldırmadım. Binanın kubbesine çıkıp elimi salladım. Sabah olmuş, Şehrazat ikinci kösenin hikayesini burada kesmişti. Ertesi akşam yeniden anlatacaktı.